Günaydın herkese. Haftanın tam ortasında sizlerleyiz. Ekonomideki gelişmelere hızlıca bakalım. Bu hafta itibariyle hem Türkiye piyasasında hem de ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enflasyon rakamlarının açıklandığını gördük. Tüketici fiyat endeksi rasyosunun açıklandığını gördük. Türkiye'de açıklanan rakamlardan sonra özellikle Şubat ayı içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz toplantısına gözler çevrildi enflasyon açıklanmasıyla. Ülkemizde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de enflasyon rakamlarının dün itibariyle açıklandığını söyleyelim. Aylık bazda %1.70, yıllık bazda ise %12.96'lık bir artışla gerçekleşti Ocak ayı enflasyonu ülkemizde. Yurt dışına çıkmamız gerekirse özellikle çok uzun bir süredir koronavirüsü etkisiyle sallanan ve bir krize sebep olan Çin piyasası ve Asya piyasasında gelişmeler devam ediyor. Olumsuz bir tablonun olduğunu söyleyelim. Özellikle Çin'de ticaret hacminin ciddi bir düşüş trendine girdiğini de bununla birlikte söyleyebiliriz. Çin Merkez Bankası'nın bunun önüne geçmesi için bazı hamleleri oldu ama açıkçası koronavirüsü etkisi ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Diğer taraftan Uluslararası Derecelendirme Kurulu Fitch özellikle petrol fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dikkat çekiciydi. Baktığımızda açıklamasında koronavirüsü etkisinden dolayı bir petrol tüketimi azlığı olacağını ve stokların bir yükselişe geçeceğini, dolayısıyla fiyatlarda da bir düşüşün olabileceğine de bazı emareler verdi. Dolayısıyla burada Fitch'in bu açıklaması, petrol fiyatlarıyla açıklaması önemliydi diyelim ve isterseniz bir kurlara bakalım. Kur tarafında bu sabah dolar TL kuru 5.9815, euro TL kuru 6.6021 ve sterlin TL kuru ise 7.7868 seviyesinden işlem görmeye başladı. Biz herkese iyi günler diliyoruz.